Senle ben, ben zevkimiz farklı. Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Dahası senin gibi layık yaşam tarzı olan insanların da hayatının garanti altına yani ya yaşam... Bırak gözünü seveyim. Aynen bırak. Söyleyeyim. Sen onu söyle. Kusur kalsın. Ama olabilir. Ama şu bil ki gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. 153 okulu olan... Ya yapma onu sen. Ben de bak şunu açıkça söylüyorum. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zaman da rahatsız olmadım. Ben de sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum, hiç benzetemiyorum ama bakalım. Tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum. Fethullah Gülen'i nereden tanıyorsun? Küresel bir ufku oldu. Kitaplarını okuyorum, Gülen hareketini görüyorum. İzin ver de. Fethullah Gülen'in küresel vizyonu, Fethullah Gülen'in evrensel bakışı, Fethullah Gülen'in imparatorluk ufku. Ne diyeyim? Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Fethullah Gülen'in manevi önderliği arasında ben son derece paralel bir dünya görüyorum. İkisi de imparatorluk ufkuna sahip iki büyük adamdır diye görüyorum. Çok açık söylüyorum. Benim vizyonum bu. Bu memleketin efsane savcısı, bir simge adam olarak benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim bir insan olan Zekeriya Öz, Çağlayan Adliyesi'nde adliye yapımından sorumluydu bir zamana kadar. Daha yeni bir aktif göreve atandı. Nedir? Nedim Şener Ahmetçik o boyutta yaptığı kimi şeylerden ötürü ya da belli bir nokta hukuki yorgunluktan ötürü bilmem görevinden alındı. Ki ben görevinden alınmasına karşıydım. Kimden Zekeriya Öz'ün. Zekeriya Öz gibi simge bir isim bile kızağa çekildi. Adliye yapımından sorumluydu. Yani açıkça merkez valisi gibi pozisyondaydı.